Merhaba arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman simyacıların yaptığı çalışmalar birçok bilimin altyapısını oluşturmuştur. Buna göre günümüzde kimyacıların uğraş alanına giren yukarıdaki yöntemlerden hangileri kimyaya simyacılar tarafından kazandırılmıştır? Bildiğiniz gibi eski çağ insanları korunma, yaşamını sürdürebilme gibi temel ihtiyaçlarından dolayı sürekli arayış içinde olmuşlardır arkadaşlar. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için de sınama, yanılma yani deneme yanılma yoluyla birçok maddeyi keşfetmişlerdir. Ayrıca birçok araç geliş, geliştirmiş ve bu araç gelişlerle birlikte ısıtma, damıtma, eritme, kristallendirme, mayalama gibi yöntemleri kullanmışlardır. Bu yöntem ve teknikler hala günümüzde kullanılmaktadır. Baktığımızda metalleri eriterek döküm yapma e, simyacıların kullanıldığı bir yöntemdir arkadaşlar. Aynı zamanda hala günümüzde kullanılmaktadır. Damıtma da yine simyacılar tarafından kullanılan ve hala günümüzde kullanılmakta olan bir tekniktir. Cam üretimi yine eski çağdaki insanların kumdan cam üretimi arkadaşlar günümüzde hala devam etmektedir. Dolayısıyla doğru cevap 1 2 3 yani E seçeneği olacaktır. Kimya bir bilim dalı olarak kabul görmekteyken simya bir bilim dalı olarak kabul edilmemiştir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu durumun nedeni olarak kabul edilemez? Simyacıların temel hedeflerinin şahsi çıkarları olması demiş A Arkadaşlar bu simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin nedenlerindendir. Çünkü kimyada önemli olan insanlıktır. Simyada ise olaylar çıkarcılık e, ilişkisi üzerine kurulmuştur. Değersiz madenlerden altın elde etmek gibi. Kimyanın deneysel çalışmalara dayanması bu yine kimyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmesinin nedenidir arkadaşlar. Çünkü çalışmalarını kimyacılar deneylerle destekler. Simyanın deneme yanılma yöntemini esas alması simyanın bir bilim olmamasının nedenlerindendir. Kimyada deneme yanılma diye bir şey yoktur. Teoriler üzerine deneyler yapılır. Bazı önemli laboratuvar cihaz ve tekniklerinin simyacılar tarafından bulunmuş olmasının simyanın bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin nedeni değildir arkadaşlar. Günümüzde de bazı laboratuvar araç gereçleri hala kullanılmaktadır. Simyacıların sistematik bilgi aktarımını gerçekleştirmemiş olması da bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin nedenlerindendir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen kavramların keşif, tanımlama ve kullanım süreçleri çeşitli bilim insanları ile anılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilim insanlarından birisi değildir. Birinci öncülümüze baktığımızda element. Element Robert Boy ile anılır arkadaşlar. Robert Boy bilimsel anlamda ilk element tanımını yapan kişidir. Elementi bilinen hiçbir yöntemle kendinden daha basit maddeleri ayrıştırılamayan sav madde olarak tanımlamıştır. Oksijen gazı Joseph Priestley tarafından bulunmuştur. Terazi ilk kez laboratuvarlarda Van Helmont tarafından kullanılmıştır arkadaşlar. Kütlenin korunumu yasası da zaten bildiğiniz gibi Lavizi'ye aittir. Kütlenin korunumu yasası. Bu yasaya göre bir tepkime tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan maddenin kütleleri toplamına da daima eşit olacaktır. Ancak şıklarımızda Albert Einstein ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıda kimyanın alt disiplinlerine ait belirtilen çalışma alanlarından hangisi yanlış verilmiştir? Bildiğiniz gibi kimyanın çalışma alanı çok geniş olduğu için kimyaca bu çalışma alanları alt disiplinlere ayrılmıştır. Analitik kimya dediğimizde aklımıza hemen nicel ve nitel analiz gelmeyidir arkadaşlar. Baktığımızda çeşitli gıdaların içeriklerinin ortaya çıkarılması analizle ilgilidir. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Anorganik kimya dediğimizde organik olmayan bileşiklerin yapıları, özellikleri ve tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır. Burada asitler, bazılar, tuzlar örnek olarak verebilir. Suni gübrelerin su ve toprakla etkileşiminin incelenmesi anorganik kimya ile ilgilidir. Polimer kimyası dediğimiz zaman polimer bildiğiniz gibi çok sayıda küçük bilimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri denir. Proteinler, karbonhidratlar, doğal polimerken, naylon, plastik, teflon gibi maddeler Yapay polimerdir. Doğada kendiliğinden çözünebilir. Naylon poşet üretimi. Evet, do dolayısıyla doğru verilmiştir. Organik kimya dediğimiz zaman arkadaşlar karbon bulunduran birleşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini inceler. Doğalgaz, DPG, petrol, kömür gibi maddelerde bulunur. Sporculardan alınan doping test örneklerinin incelenmesi bu adli kimyaya girecektir. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. E'ye baktığımızda fizikokimya. Doğalgaz yakıt kazanındaki ısı ve iş dönüşümlerinin incelenmesi. Zaten fizikokimya dediğimiz zaman arkadaşlar sıcaklık, basınç, değişim gibi fiziksel faktörleri incelememiz gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki element ve bileşiklerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir? ÖSYM'nin sıklıkla kullandığı bir soru tipi. Baktığımız zaman iyonik bir bileşik. Çünkü burada magnezyum metaldir. Klor ise ametaldir arkadaşlar. İyonik birleşikler adlandırılırken önce katyon adı sonra da anyon adı okunur. Baktığımızda magnezyum klorür doğru adlandırılmıştır. Element verilmiş. Bakır elementi doğrudur. Burada yine iyonik bir birleşik vardır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken demir bir geçiş metali olduğu için değerliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada demirin değerliği artı 2'dir. Kükürtün ki eksi 2'dir. Dolayısıyla adlandırma yapılırken demir parantez içinde romen rakamıyla 2 sülfür şeklinde adlandırılması gerekir. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. D'de fosfor, E'de de azot tri vardır arkadaşlar. Doğru verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. X, Y ve Z sal maddeleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisini doğru olarak örneklendirilmiştir? Sal maddeler dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza hemen element ve bileşikler gelecektir. Dolayısıyla X, Y ve Z'nin element ya da bileşik olduğunu biliyoruz. Yalnızca X farklı cins atomlar içerir. Yalnızca X'in farklı cins atom içerdiğine göre X birleşiktir. Y ve Z element olacaktır. O zaman X bileşik olmayanları eleyelim. A şıkkında bileşik değil eliyoruz. C şıkkında bileşik değil eliyoruz. Devam edelim. X ve Y moleküler yapılı Bileşik zaten moleküler yapılı olabilir arkadaşlar. Y de moleküler yapılı olduğuna göre birden fazla olması gerekir. Y Y'ye baktığımızda burada birleşik element olması gerekiyor. Eliyoruz. Burada baktığımızda atomik yapılı eliyoruz. Moleküler yapılı direkt B seçeneği olacaktır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Z'ye de baktığımızda zaten atomik element olması gerekir. Baktığımızda altın atomik yapıdadır. Dolayısıyla B seçeneği doğru olacaktır. oda koşullarındaki demir, hidrojen ve su ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yalnızca bir madde için ayırt edici özelliktedir? Baktığımızda demir oda koşullarında arkadaşlar katıdır. Hidrojen gazdır. Su ise sıvı halde olacaktır. Esneklik sadece katılar için bir ayırt edici özelliktir. Gaz ve sıvılar için ayırt edici bir özellik değildir. Öz kütle katı, sıvı ve gaz için ayırt edici bir özellik olacaktır. Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Donma noktası ise arkadaşlar sadece sıvılar için ayırt edici bir özellik olacaktır. Bize soruda yalnızca bir madde için ayırt edici olmasını istediği için 1 ve 4 doğru cevap olacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Saf bir maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden biri X, diğerleri Y ve Z'dir. X hali için genleşme y hali için esneklik ayırt edici özellik değildir. Buna göre x, y ve z'nin birbirine dönüşümü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi elimde x, y ve z var arkadaşlar. Bunlardan biri katı, biri sıvı, biri de gazdır. x hali için genleşme ayırt edici değil demiş. Bildiğiniz gibi katı ve sıvılar için genleşme ayırt edicidir. Ancak gazlar için ayırt edici değildir. Demek ki x hali maddenin gaz hali olacaktır. Y hali için esneklik ayırt edici değil demiş. Bildiğiniz gibi esneklik sadece katılar için ayırt edici, gaz ve sıvılar için ayırt edici değil. X'in gaz olduğunu bildiğimize göre Y de maddenin sıvı hali olacaktır. Bu durumda Z'de maddenin katı hali olacaktır. Z'nin Y'ye dönüşümü erimedir. Z'ye baktığımızda katı, Y ise sıvıdır. Katıdan sıvıya dönüşmeye erime denir arkadaşlar. Dolayısıyla bu öncülümüz doğrudur. Y'nin X'e dönüşümü ısalandır. Y sıvıdır. X ise gazdır. Bir maddenin sıvıdan gaza geçmesi için ısı alması gerekir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. X'in Z'ye dönüşümünde düzensizlik artar. X gazdır. Daha e, düzensizdir arkadaşlar. Z ise katıdır. Daha düzenlidir. X'ten Z'ye dönüşümde düzensizlik azalır. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. Z'nin X'e dönüşümünde moleküler arası zayıf bağlar kopar. Bakalım. Z katıdır. X ise gazdır katıdan gaza geçti arkadaşlar moleküller arası bağlar kopacaktır. Zayıf bağlar kopacaktır. X'in Y'ye dönüşümü yoğunlaşmadır. Yoğunlaşma bildiğiniz gibi bir maddenin gaz halden sıvı hale dönüşmesidir. X'e baktığımızda gazdır, Y sıvıdır. Gazdan sıvıya dönüşmeye yoğunlaşma denir. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen kök ve bileşiklerdeki manganın yükseltgenme basamaklarının artış sırası Hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci öncüle baktığımızda arkadaşlar bir birleşik görüyoruz. Bileşikteki yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşit olacaktır. 2 tane mangan var artı diyorum. Oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip yok. Eksi 2 kere 3 eksi 6 olacaktır eşittir 0 diyorum. Eksi 6'yı karşı tarafa attığımda 2 tane mangan eşittir artı 6. 2'ye böldüğümde her iki tarafı manganın birinci de yükseltgenme basamanın artı 3 olduğunu görebiliyorum. İkinci de elimizde bir kök var arkadaşlar. Kökün yükseltgenme basamakları toplamı kökün yüküne eşit olacaktır. Burada eksi 1. Bu eksiyi silebiliriz artık. Bir tane mangan var. Artı oksijenler eksi 2 gelecek. 4 kere eksi 2 eksi 8 eşittir. Eksi 1 diyorum. Eksi 8'i diğer tarafa attığımda manganın yükseltgenme basamağını artı 7 olarak bulurum. Üçüncü öncülümüze baktığımızda arkadaşlar yine bir bileşik var. Bileşiğin yükseltgenme basamağı toplamı sıfıra eşit olacak. Potasyum 1A grubunda olduğu için artı 1 yükseltgenme basamağına sahip olurken oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip olacak. 2 kere 1 2 artı mangan gelecek. Artı 4 kere eksi 2'den eksi 8 gelecektir. Toplamı 0 diyorum. Eksi 8'de artı 2'yi topladığımda eksi 6. Karşı tarafa attığımda arkadaşlar 3. öncüde manganın yükseltgenme basamağını artı 6 olarak buluyorum. Bu durumda artış sırası dediği için küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 1, 3, İki şeklinde sıralamamız gerekir. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır. X, Y, T ve Z tek atomlu taneciklerin elektron ve nötron sayıları ile ilgili bilgi yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle Y'ye bakalım. Y nötrdür gördüğünüz gibi. Nötron sayısı n'dir. Elektron sayısı E'dir. Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşit olacağına göre proton sayısı da E olacaktır. Kütle numarası proton ve nötronun toplamı olacaktır. E artı N şeklinde yazabiliriz. Aynısını Z, X ve T için de yapıyorum. Önce Z için yapalım. Z katyondur arkadaşlar. Bir tane elektron vermiştir. Elektron sayısı E artı 1'dir. Bu durumda bir tane elektron verdiği için proton sayısı E artı 2 olacaktır. Zaten E artı 1 ile artı 1'i topladığınızda e artı 2 bulabilirsiniz. Nötron sayısı yine nedir? Kütle numarasına baktığımızda E artı N artı 2 şeklinde olacaktır. X için baktığımızda X'in anyon olduğunu görüyoruz. Yani bir tane elektron almış. Elektron sayısı E artı 1. O elektronu almasaydı proton sayısı E olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla burada E artı 1 ile X'i 1'i toplayarak da proton sayısını bulabilirsiniz. X'in nötron sayısına baktığımızda N artı 1'dir. Topladığımızda kütle numarasını verecek. E artı N artı 1 şeklinde kütle numarasını buluruz. T'ye baktığımızda T'nin de nötr olduğunu görüyoruz. Elektron alışverişi yok. Nötron sayısı N artı 2. Proton say elektron sayısı E. Elektron sayısı proton sayısına eşit olduğu için proton sayısı da E. Kütle numarası da E artı N artı 2 şeklinde olacaktır. Artık her soruyu rahatlıkla cevaplayabiliriz. X ile Y birbirinin izotobudur demiş. Bakalım X'in arkadaşlar proton sayısı E'dir. Y'nin proton sayısı E'dir. Bunun dışında nötron sayısı Y'nin neyken X'in N artı 1'dir. Şimdi proton sayısı aynı. Nötron ve kütle numarası farklıysa bunlar izotop atomlardır. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Z'nin proton sayısı X'inkinden fazladır. Bakalım Z'nin proton sayısı E artı 2'dir. X'inki ise E'dir. Dolayısıyla artı 2 fazlalığı vardır. Doğrudur. Y ile T'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özelliklerinin aynı olması için izotop atom olmasının yanında elektron alışverişinde olmaması gerekir. Baktığımızda Y'nin elektron sayısı E'dir. T'nin de elektron sayısı E'dir. Nötron sayıları da birbirinden farklı olduğuna göre arkadaşlar bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Z ile T birbirinin izobarıdır. İzobar olması için kütle numarasının aynı, proton ve nötron sayısının farklı olması gerekir. Z'nin kütle numarası E artı N artı 2 iken T'nin de kütle numarası E artı N artı 2'dir. Ve proton sayıları da birbirinden farklı olduğuna göre bunlar birbirinin izobarıdır. X ile T'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Arkadaşlar X'in zaten bakın elektron alışverişi yaptığı için kimyasal özelliklerin aynı olma şansı yoktur. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevap olacaktır. Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım. X ve T doğada moleküler yapıda bulunur demiş. X'e baktığımızda periyodik tablonun ilk elementi olan hidrojen bir ametaldir ve doğada moleküler yapıda bulunur. T de 7A grubundaki bir halojendir. Halojenler de ametaldir ve doğada moleküler yapıda bulunur. Y ile T arasında iyonik YT2 birleşiği oluşur. Y arkadaşlar 2A grubundaki bir metaldir ve birleşiklerinde artı 2 değerliğini alacaktır. T 7A grubundaki bir A metaldir. E, T'de bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Metal ametal arasında iyonik bağ oluşacaktır. İyonik bağın formülü de çaprazlanarak bulunabilir. Dolayısıyla buradaki formül YT2 olacaktır. Yoğun fazla Q atomları arasında London kuvveti etkindir. Q 8A grubundaki bir soy gazdır. Hatta helyumdur arkadaşlar bu. E, soy gazlar atomları arasında sadece zayıf London kuvvetleri etkindir. ZX4 ve XT molekülleri apolardır. Öncelikle Z'ye baktığımızda Z4A grubundadır ve birleşiklerinde 4 bağ yapacaktır. T ise arkadaşlar 7A grubundadır ve birleşiklerinde 1 bağ yapacaktır. ZT arasında oluşan birleşiğin yapısına baktığımızda burada merkez atom Z'dir ve Z'nin üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ayrıca Z'ye bağlan bağlanan atomlar aynı atomlar olduğu için arkadaşlar yapı apolardır. Peki şimdi bir de XT'ye bakalım. X 1A grubundaki hidrojendir Bir bağ yapacaktır. E, ee, 7A grubundaki T de yine bir bağ yapacaktır. İkisi arasında oluşan birleşiğin Lewis yapısı bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Baktığımızda iki atomlu yapılarda aradaki pa aradaki bağ polar kovalentse bileşiğin kendisi de molekülün kendisi de polar olacaktır. Dolayısıyla bileşik polardır arkadaşlar. Molekül polardır. D seçeneği yanlış verilmiştir. Y katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir demiş. Y'ye baktığımızda 2A grubundaki metaldir. Metaller katı ve sıvı halde elektrik akımını iletecektir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.